Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dün diyordu ki kural sahayı terk eden hükmen mağlup olur diyor. Mesele bitmiştir. Belli ki bu karar Fenerbahçe'yi memnun etmeyecek gibi. Şimdi hemen biz toplantının yapıldığı yere, federasyonun önüne Yavuz Oymak'a dönelim. Yavuz merhaba. Son dakika bilgisi. Yavuz'a şimdi döneceğiz. Bilgiyi alacağız. Yavuz Oymak hazırlanıyor bir yandan da. Beni duyabiliyor mu arkadaşlar Yavuz? Evet. Yavuz Oymak merhaba. Nedir bu son dakika gelişmesinin detayı? Evet, biliyorsunuz bu önemli kararı milyonlar bekliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Beşiktaş derbisiyle ilgili ne karar verecekti? İşte o merakla beklenen karar açıklandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi karşılaşması kaldığı yerden, yani 57. dakikadan itibaren seyircisiz oynanacak. Bir kez daha altını çizelim. Derbi kaldığı yerden devam edecek. 57. dakikadan itibaren sürecek ve seyircisiz oynanacak. Yani 33 dakikada Fenerbahçe Beşiktaş derbisi izleyeceğiz federasyonun verdiği karara göre. Bugün çok önemli bir gündü. Elbette bir yanda soruşturmanın kapsamı genişlemiş durumda. Bir yandan gözaltı sayılarında bazı artışlar var. Onu da verelim. Az önce aldığımız bilgiye göre olaylara karıştığı tespit edilen ve gözaltına alınan kişi sayısı 45'e ulaştı. Gözaltı sayısı 45'e ulaşmasıyla birlikte elbette soruşturma daha da genişliyor. 873 kamera incelendi. O kameraların sonuçlarına göre birçok bazı sonuçlar da ortaya çıkıyor. İşte onlardan bir tanesi de gözaltı sayısının artması. Futbol Federasyonu'nun kararını izninizle bir kez daha aktarmak istiyorum 24 izleyicilerine. Merakla bekleniyordu. Milyonlar federasyonun ne karar vereceğini bekliyordu. O karar birkaç dakika önce açıklandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması ile ilgili karar verildi ve 57. dakikada itibaren kaldığı yerden seyircisiz olarak devam edecek. Şunu da söyleyelim, soruşturma kapsamlı şekilde devam ediyor dedik. Bir yandan spor şube, bir yandan istihbarat şube, bir yandan organize şube, bir yandan da güvenlik şube didik didik ediyor. Hiçbir boşluk bırakmadan İstanbul Emniyeti yoğun şekilde olayın üzerine. Çünkü bazı spekülasyonlar yapılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararından önce size 3 ihtimalden bahsetmiştim. Fenerbahçe men edilebilir. Beşiktaş 3-0 hükmen yenik sayılabilir. Sahayı hakemin izni olmadan terk ettiği iddiasıyla ilgili ve 3. olarak da maç kaldığı yerden devam edebilir dedik. Ve o 3. ihtimal gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu bütün değerlendirmelerini yaptı. Saatler 13'ü gösterdiğinde yönetim kurulu toplandı ve o milyonların beklediği kararı verdi. Ve tekrar söyleyelim. Çünkü herkesin gözü kulağı, milyonların gözü kulağı federasyonun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karardaydı ve o karara göre derbi kaldığı yerden devam edecek.